Enişte. Dünden beri kimseyle konuşmuyor. Odasına da gitmiyor. Seni arayacaktım. Ama toplantın olduğu için rahatsız etmedim. Alya'nın gitmesine kim izin verdi Rizvan? Suraya yengem, bunun niçin ya... Fahat! Ne zaman geldin sen? Ne yaptın anne? Bunu nasıl yapabildin? Çok yorgun görünüyorsun Fahat. Şaziye, bir yorgunluk kahvesi yap. Tamam, ben hemen yaparım. Fahat, gidelim. Sana Zeyn'i boş bırakmayın demedim mi? Arkadaşların nerede? Biliyorum. Biraz çıkalım dedim ama o istemedi. Kafası bozuk. Moralsiz olduğu için de fazla zorlamak istemedik. Gidelim Rizvan. Suraya Hanım, size bir şey söylemek istiyorum. Hangi konuda? Zübeyir'le ilgili bir konu. Ne olmuş Zübeyir'e? Biz Alya'nın partisinde tanışmıştık. O gerçekten çok iyi biridir. Ben öyle bir şey yapabilecek biri olduğunu... Seni buraya Zeyn'in kafasını dağıtman için çağırdım. Zübeyir'e metiyeler düzmen için değil. Başka bir şey söylememe gerek var mı? Evet efendim. İzninizle. Fahat. Bana lütfen bir cevap ver anne. Onu niçin cezalandırıyorsun? Benim bu yersiz soruya verecek bir cevabım yok. Önce onu cezalandırdın, şimdi beni münasebetsizlikle suçluyorsun. Sebebini bilmek istiyorum. O Zübeyir'e yardım etmeyi seçti. Ne düşündüğümü dikkate almadı. Bana karşı geldi. Bundan eminim anne. Sana karşı gelmenin bedelini ödüyor. Ama Alya kefaleti Zeyn'den onay aldıktan sonra ödedi. Sen de başından beri bu konudan haberdardın anne. Bu da tek bir anlama geliyor. O kocaman Egon bundan büyük yara almış. Bu yaptığın çok yanlış anne. Eşkı her.